Herkese merhaba, benim adım Andy. Kısa bir süre önce kardeşim gizli odamı öğrendi ve bu korkunçtu. Odamı kimsenin bulmasını istemiyordum ama maalesef kardeşim buldu. Bu gizli odanın ne olduğunu ve içinde ne sakladığımı bilmek ister misin? Öyleyse izlemeye devam edin. Size her şeyi anlatacağım. Ailem ve ben uzun zamandan beri küçük bir kasabada yaşıyoruz. Evimiz küçüktü ve sığamıyorduk. Bu yüzden birkaç blok ötedeki yeni eve taşınmaya karar verdik. Yeni ev daha genişti. Yaşlı bir çiftten satın aldık. Hemen kendime geniş giyinme odası olan bir oda seçtim. Annemle babamın acelesi olduğu için ev bakarken beğendikleri ilk mülkü satın aldılar. Eski ev sahiplerinin de yurt dışındaki çocuklarına acilen gitmeleri gerektiğinden aceleleri varmış. Kardeşim ve ben annelerin de kendilerine ait odaları vardı. Ev genel olarak güzeldi ama benim odam en güzeliydi. Geniş pervazlı büyük bir pencerem vardı. Babam istediğim ampullerle bana büyük bir ayna da yaptı. Ama özel bir şey daha vardı. Kimsenin bilmediği bir gizli bölme. Onu tesadüfen buldum. Soyunma odasındaydı. Eşyaları dizerken dengemi kaybettim ve duvara doğru düştüm. Ağırlığımla bir şeye bastırdım ve kapının açıldığını gördüm. Önüme küçük bir oda açıldı. İçinde lamba bile vardı. Bu resmen harikaydı. Sonra annem öğle yemeğini çağırmak için geldi. Orayı hemen kapattım ve kafamda bir plan doğdu. Orada ne saklayacağımı çoktan bulmuştum. Genel olarak hayat devam ediyordu. Abim Dixon ve ben aynı okula gidiyorduk. Benden birkaç sınıf büyüktü. Okula birlikte gitmek beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu. Ama okuldan eve yalnız ve arkadaşsız dönmeyi tercih ediyordum. Okulda her zaman bir şeyler oluyordu. Ya da bir cam kırılırdı, ya da bir şeyler çalınırdı. Bense bunlara sadece gülerdim. Onsuz yapamayacağım bir alışkanlığım vardı. Bu alışkanlığımı kimseye anlatamazdım. Çünkü yanlış anlaşılırdım. Bu yüzden neredeyse her gün bunu bir sır olarak yaptım. Okul müdürüne dolaplarında eşyaları kaybolan çocuklardan bir sürü şikayetler gelmeye başladı. Kaybolan saatler, bilezikler, küpeler, bazen defterler, saç tokaları ve diğer şeyler. Toplantıda yüksek sesle dolaplarınızı kapatmayı unutmayın dedim. Hadi ama Andy, bunlar başkalarının eşyaları. Biri onları izinsiz alıyorsa demek ki okulda bir hırsız var dedi arkadaşım April. Ama ben aynı fikirde değildim. Yine de bu onları haklı yapmaz dedim. Ve müdürü dinlemeye devam ettik. Talimatları aldıktan sonra dağılmaya başladık. Sonra abim geldi ve bir şeylerimin kayıp olup olmadığını sordu. Başımı salladım. Dixon daha önce de bazı eşyaların kaybolduğunu ama bu seferkinin çok uzun sürdüğünü, bu yüzden müdürün bir toplantı yapmaya karar verdiğini söyledi. Peki o zaman neden bu konuda daha önce sessiz kaldılar diye sordum. Abim daha çok küçük şeylerin odadan kaybolduğunu söyledi. Öğrenciler endişelenmek için fazla bir neden görmediler. Ama şimdi belli ki aramızda bir hırsız var. Sırada ne var? Para, araba. Bunu durdurma zamanı geldi dedi abim ve ders için ayrıldı. Her şey normalmiş gibi derslerimize devam ettik. Ders ortalarında sık sık tuvalete gittim. Midemde bir rahatsızlık vardı. Çoğu öğretmen bana güldü. Ama ne yapabilirdim ki? Öylece oturup kendimi tutamazdım ya. Birçok öğrencinin daha tetikte olması dışında her şey aynıydı. Dolapları kilitlemeye başladılar. Çantalarını gözetimsiz bırakmadılar. Bir gün teneffüste April bacağı ağrıyor diye dolabından bazı ders kitapları getirmemi istedi. Yardım etmeyi kabul ettim. Koştum, bana söylediği kodu girdim ve dolabından bir ders kitabı aldım. Gözüme bir şey çarptı. Gerçek olamayacak kadar güzel bir yüzük. Mükemmel bir şekilde temizdi. Tek bir çizik bile yoktu. Ve güzel bir taşı vardı. April'a dolabındaki yüzüğü sordum. Ona erkek arkadaşının verdiğini söyledi. Uzun zaman önceydi. Artık görüşmüyoruz. Bana evlenme teklif etmek istedi ama 15 yaşında ne evlenmesi? Ben hala bir çocuğum dedi. Gülümsedim ve ders başladı. Hemen ertesi gün April yüzüğünü alıp almadığımı sordu. Ne? Neden alayım ki? Onu en son gören kişi olduğumu... Çaldın mı demek istiyorsun? April hemen geri adım attı. Oo, hayır hayır, yok öyle bir şey. Sen benim arkadaşımsın. Onu çalmazsın, belki de dolabı kapatmayı unuttun. Kitaplarını getirmek için sana yardım etmeseymişim daha iyiydi dedim ve o da utandı. Akşam odama girip eşyalarımı temizledim ve gizli bölmeyi açtım. Oraya girdi ve manzaranın tadını çıkardım. Tüm eşyalarım oradaydı. Ama favorim April'ın yüzüğüydü. Onu çok beğendim ve karşı koyamadım. Uzun zamandır kleptomanik olduğumdan şüpheleniyordum. Sadece bunu itiraf etmekten korkuyordum. Çalınan şeyleri saklamanın ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu yüzden de gizli bölmeyi bulduğum için çok mutlu olmuştum. Büyük bir şey çalmadım. Bunlar kimsenin ihtiyaç duymadığı şeylerdi. Sadece kendim için aldım. Uzun süre boş dolaplarda duruyorlar. Ama onları çalar çalmaz insanlar hemen paniğe kapılıyor.
Eşyam çalındı deyip okulumuzda bir hırsız var diyorlar. Neden bu kadar yaygara? Arkadaşından bir şey çalmanın iyi olmadığını biliyorum. Ama kleptomani bir hastalıktır. Bu yüzden bunu çalmamaktan ziyade çalmak için daha çok nedenim var. Kendim böyle düşünerek sakinleştiriyorum. Aynı meditasyon gibi. Mutlu olmak için neler yapmazsın ki? Değil mi? Andy, aniden arkadan bir ses geldi. Korkudan sıçradım. Dixon burada ne yapıyorsun diye sordum. Hızlıca gizli odadan kalkıp çıkarak ama artık çok geçti. Vay canına, bu senin gizli odan mı diye sordu içeri girerken. Onu dışarıya atmaya çalıştım ama etrafa bakmak istedi. Sonra dur bir dakika, bu Bobby'nin gömleği değil mi? Kahretsin, Bobby onun en iyi arkadaşıydı. Bir gün babası ona hatıra olarak Afrika'dan bir tişört getirtmişti. Bende yoktu ve çok beğenmiştim. Erkek çocukların her şeyi küçümseyerek davrandıklarını, genellikle gardıropları kapatmadıklarını ve ayrıca maddi eşyalara değer vermediklerini biliyordum. Bu yüzden onu kendime aldım. Üzüleceğini ve onu arayacağını düşünmedim. Kardeşime cevap verecek vaktim olmadan bakışları başka şeye çevrildi. Bu Anna'nın saati, Dorothy'nin yüzüğü ve Aura'nın kemeri. Andy, başkalarının eşyalarını mı çalıyorsun diye dehşet içinde sordu. Kaçacak yerim kalmamıştı. Kendime haklı çıkaracak bir şeyler düşünemedim. Bu yüzden yere oturdum ve ağladım. Dix'e birkaç yıldır hırsızlık yaptığımı, annem dahil kimsenin bilmediği bir hastalığım olduğunu itiraf ettim. Dix dikkatle dinledi. Sinirleneceğini sandım, beni azarlayacak, bağıracak sandım. Ama o sakince yanıma geldi. Bana sarıldı ve yanıma oturdu. Dix her insanın kusurları olduğunu söyledi. Soru bunu kendimizde kabul etmek isteyip istemediğimizdir dedi. Çaldığımda nasıl hissettiğimi sordu. Kısaca mutluluk sözcüğüyle cevapladım. Ve gerçekten de öyleydi. Kardeşim derin bir nefes aldı. Ve sonra istersem her şeyi düzeltebileceğimi söyledi. Çok geç dedim ama o yardım edeceğini söyledi. Her şeyden önce ailemize her şeyi anlattık. Dix onlardan önceden bana bağırmamalarını, dinlemelerini istedi. Ve sonra en zor şey, son birkaç yıldır çaldığım her şeyi toplayıp okula götürdük. Tabii polis geldi. Toplantı yapıldı ve her şeyi verdik. En utanç verici şey yüzüğü arkadaşıma vermekti. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Sadece ağladım ama o bana sarıldı ve zaten bildiğini söyledi. Çantamda başkalarının eşyalarını birden çok kez gördüm. Şüphelendim ama bunu bana senin söylemeni istemiştim dedi. O günden beri bana en çok yan bakış atıldı. Bu yüzden başka bir okula transfer oldum. Ancak aynı zamanda bir psikologla tedavi kurslarına katıldım. Annem öyle istedi. Şimdi yoğun bir şekilde kendimi tedavi ediyorum. İçgüdülerim ve arzularımla mücadele ediyorum. Dikkatimi başka bir şeye çevirmem önerildi ve ben de resim yapmayı seçtim. Açıkçası çizme yeteneğim olduğunu bile düşünmüyordum ama oldukça iyi çiziyorum. Ve en önemlisi bundan zevk alıyorum. Evet, beni kınayıp terk etmedikleri için aileme sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.